Bismillahirrahmanirrahim. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytan. Şeyhi olana şeytan yaklaşamaz. Yaklaşırsa da şeyhin ruhaniyeti yetiştiği anında kaçar. Yanar. Allame-i Taftazani Hazretleri vardı. Bu allame dediği vakitte alimleri okutan alim manasına. İslam itikadı nedir? Neye inanır Müslümanlar? Ona dair olan Efendimizin bildirmiş oldukları neler varsa onun kitaplarını yazan büyük alim kimse İbrahim Gülşen'i Hazretlerinin zamanında bulunuyormuş o. İbrahim Gülşen'i Hazretleri Gülşen'i tarikatının imamı. 41 tarikattan bir tarikat onun imamıydı. Tarikata onu davet ederdi de o derdi ki bizim ölümümüz bize yetişir. Şeyh olup şeyhe tabi olup tarikata girmeye gerek yoktu. O şey de pek öyle, öyle olsun. Ne zaman ki 10 kişi ölüm döşeğine uzandı, ahiret yolculuğuna hazır oldu. Efendim, Allame Taftazani Hazretleri'nin karşısına şeytan gelmiş imanını çalmaya Allah aşkına. Çok sıkıntıya düşmüş. İbrahim Gülşen'i Hazretleri mecliste oturulmuş. Müritleriyden. Ey ihvanımız, Allame-i Taftazani Hazretleri zor geçittedir. Onun ziyaretine gidelim. Dünyadan çıkmak üzere köprüye binmiştir dedi. Şeytan ile şimdi onun çekişmesi var. Onu bir ziyarete gidelim demiş. Meclisten hemen kalktı. Arkasından müritleriyle beraber efendim arkasında hanım müritleri yok benim gibi. Hep müritlerle yürümüş Hazret. Allame-i Taftazani Hazretleri'nin kapısına geldi. Durdu. Durduğu anında Taftazani Hazretleri'nin İçeriden sesi duyuldu. Elhamdülillah dedi. Yanına yaklaştı. Efendim selam verdi. Hal hatırını sorarken elini aldı. Ey mübarek zat, biz seni dünyadayken takdir edemedik, tarikat meselesinde biz çok ihmalkar kaldık ve biz zannettik ki kendi bildiğimizle kendimizi kurtarırız. Tarikata gerek yok, gerek duymadık. Bugün bu saatte yetişmiş olmasanız şeytan benim imanımı çalacak diyerekten korktum dedi. Gelmezden evvel siz geldi buraya, karşıma geldi. Bana Allah yoktur dedirtmek istedi. Ben Allah'ın varlığına da dair delil ispat söylerken
o başkasının şeyleri yok diyerekten. Cevap verip nihayet onu iskat edin, sesini kestirdim. Başka geldi, başkası, başka bir sual ile geldi. Dedi ki, İsa Allah'ın oğludur de. Onu cerh ederken, onun arkasından efendim, Allah üçün üçüncüsüdür de demeye başladı. Çünkü onda da ilim çok, şeytanda zahir ilmi çoktur de. O kadınlara zahir ilmi şeytandan öğrenilir de. Gidin şeytanı bulun size öğretsin zahir ilminden de. Ve boyuna sual üzerine sual bana sormaya başlayınca zaten can havliyle ruhu çıkmak üzere onun efendim, teslim olacak. Nihayet onun söylediğine teslim olacak hale gelinceye kadar sizin nurunuz dedi kapıda görünce vilayet nuru. Evliyanın vilayet nuru var. O nuru gördüğü anında nasıl kendisini atacağını şaşırttı dedi karşısından karşısına. Size teslim oldum dedi şimdi. Ben de kabul ettim dedi. İşaret verdi. Azrail Aleyhisselam ruhunu teslim oldu. Şimdi vilayet nuru elbette ki Allah'ın velilerine verilmiştir. Onu olmasa veli yol gösteremez. Arabanın bir lambası olmasa, her şey tamam olsa, lambalar olmasa yürüyemez. Nasıl yürüyecek? Araba yürür. Lambası yok. Yürüyebilir mi? Her insanda nur var ama mum gibidir. Onu tutuşturmasan sönük mumdur. Yakarsan efendim nurlanır. Herkeste var şey bir nur gizlidir. Şimdi mumun içinde nur var ama gizlidir. Değil mi? Kibrit çakarsan nur görünmeye başlar. Şimdi Enbiya nurlenendi. Nurlenmese Enbiya kalplerini insanlara açamaz ki. Kalplerini aydınlatamaz, nur veremez. İman nurdur. İnanan kimsenin kalbine nur verdi mi, efendim o kimse nurlanmıştır. Onun için Enbiya'da var nur. Enbiya'dan peygamberlerin varisi olan bütün evliyalarda nur var. Yanına yaklaştın mı alacaksın. Olmasa bir tane mum, bir deste birbirini tutuşturur, neyle tutuşturacak? Hepsinin içinde gizlidir ama nur var. O kibrite bekleniyor. Şöyle çaktın mı bir yanmış mum gelir. Böyle yapar. Hepsi dolanır gider. Onun için evliyalar bu maksatla gönderildi. Onlardan sonra gelen evliyaların hepsi de bu maksatla. Evliyayı bulmasan senin mumun var da nurun yok. Nurun gizlidir. Nurun gizlidir. Bunların çoğunun nurları gizli olduğu halde isimleriyle şeyh olmuşlar. Lakin kendi mumlarını nurlandıracak kimseye yetişmemişlerdir bunlar. Onun için
senin gibi benim gibidir. Kimde nur varsa Cenab-ı Hak فَلْتَمْيِسُوا نُورًا Nuru arayınız diyor Cenab-ı Allah. Nuru arayınız. Yani nur kendi başına nur olmaz, bu şey olmayız da nur olmaz. Mumun içerisindedir. Yani üzerinde onu tutuşturacak gökyüzünden gelen nur onu tutuşturur. O da enbiya ve evliyalara mahsus. Evliyanın arkasına gidersen, evliya senin sende gizli olan nuru uyandırır. Onda gizli olan nuru uyandırır. Herkesin içerisindeki gizli olan nuru uyandırır. Ben gördüm Şükrük'te bizim mahallede Ermeniler vardı. Kayseri'den gelen, Adana'dan gelen, efendim, o taraflardan gelen çok Ermeniler geldi de bazı onların mübarek günleri oldu diyenlerine göre veyahut düğünleri olurdu. O kiliseden çıkar da böyle halk çıkarken efendim hepsinin ellerinde kiliseden tutuşturulmuş mumlarıyla gelirler, geçerlerdi. Ben de ufak kapından seyrederdim, ben onları geçerdim. Birisinin mumu sönse böyle böyle tutarlardı çünkü. Söndü mü, koşturdu, o birinkinin içinde nur varsa uyanmış, ona yetişir, böyle tutar, alınır, görürdü. Onun gibi insanlar yeryüzünde nuru arayınız diyor Cenab-ı Allah. Sizdeki gizli nuru uyandıracak nur sahiplerini arayın. O nuru bulduk. Bulmasan nursuz. Nurun var ama gizlidir. Uyanmış değildir. Bizim bulduğumuz nur bizdeki nuru uyandıracak. O olmalı. Var bu miras geliyor. Şimdi peygamberden itibaren silsilede gelen adamlar, bu kadar evliyalar, sonra büyük şehrimizden bize vermişti. Bize vermese ben o ahaliye ben neyi vereceğim? 56 saatlik yoldan geldi o adam. Tayyareyle. Neye geldi? Para mı yolladım ben onu? Onu bırak şey, Filiz. O gittiğimiz memleketlerde 10 bin lira. 10 bin lira. Yani o zaptiyeden sağın solu tutmasa beni onlar basıp geçer. O kadar izdiham var. O kadar hücum var. Beni bunlar görmedi. Bu dünyada görmedi ama ruhani okey. Beni gördü vakitinde öyle bir cezbelenip geliyorlar bizim yahu dediler. Bu insanlar beni nereden gördü? Görmedi, etmedi. Bence insanlar hep kalemi bunun ekranı, bunun ekranı. Efendim böyle şeylerin ekranı insanlar ne kadar 10 binler. Sübhanallah. Yani o kuvvet gelmese cezbet kuvvetini açmasa onların kalplerini o kadar milletlerle gelecek. Yani kafa yok heriflerin. Evet, herkesin kandili var. Mumu var. Gizlidir. Kibrit çeksen nur meydan çıkar. Kibriti çakacak adam lazım. Yok, kibrit yok. Kibrit yoksa ne? İstiyorsan 1000 tane mum olsun orada. Şey yok. İstiyorsan 100 bin mum olsun, bir mum hepsini yakar, eksilmez. Bu eksilir. 1000 mumu yaktı diyerekten bir mum şeyi düşer mi? Yok. Hepsi alır.
mübarek zatla. Her şey. Sırada bizim ahdimiz Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri huzurunda bize de o hizmet verildiği için efendim, bu halkada biz duruyoruz şimdi. Kapıda dur dedi Şeyh Efendi Hazretleri. Durmaya mecburuz. Mecburiyet değil de emrin baş üzere. Mecbur olarak cebi değil, en kalbimiz ona verilmişti. Onu bir kimse ters çıktı mı adam akıllı çıkıyor ondan. Onlara canım sıkılıyor. İnşallah biz ahirette beraberiz değil mi Şeyh Babacığım? Sormuşlar, Yahudi sormuş Haham'a, Yahudiler cennete girecek mi? Şüphe mi var demiş. Şimdi bu soruyor, beraber mi olayım? Yahudi Haham'a sormuş. Yahudiler cennete girer mi? Şüphe mi var demiş. Müslümanlar girer mi demiş. Şöyle böyle demiş. Ermeniler girer mi demiş. Ne bu demiş. Panayır yeridir. Onları kabul etmedi. Ermenileri kabul etmedi. Panayır yeridir. Bu ne? Ermeniler ne yapacak? Lazım geldi. Ya Allah'ım inallah çok.